STV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sağlık Rehberi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bu haftaki konuklarımız endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Deniz Gökalp ve beslenme ve diyet uzmanı uzman diyetisyen Mine Şenarslan Toraman. Hocalarımız da bugün diyabet ve yaşam konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Bulduk. Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen kronik bir hastalık olan diyabetten bahsedeceğiz bugün. Öncelikle sizden başlayalım Deniz Hocam. Diyabet nedir ve belirtileri nelerdir? Diyabet sizin de belirttiğiniz gibi halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. Pankreasın yeterince insülin salgılayamaması ya da salgılanan insülinin yeterince etki göstermemesi ki buna insülin direnci diyoruz. Nedeniyle insülinin hücreler üzerinde yeterince etki gösterememesi sonucu vücuda glukozun girmemesiyle karakterize metabolik bir hastalıktır. Dolayısıyla bazen vücutta insülin var. Hani halk arasında şöyle bir yanlış inanış var. Sanki diyabet olunca vücutta insülin yetersiz gibi değerlendiriyorlar. Tip 1 diyabette doğru ama tip 2 diyabet diye belki daha sonra sınıflandırmasını açıkladığımızda ifade edeceğimiz gibi orada insülinimiz var. Fakat etki edemediği için kanda sürekli şeker yüksekliği ile giden bir tablo oluşuyor. Dolayısıyla kronik bir hastalık, metabolik bir hastalık ve uzun yıllar boyunca hastalar üzerinde etkisi olan bir hastalık yani. Hangi belirtileri gösteriyor hocam? Tabii şeker kanda yükseldikten sonra 180 mg'ı geçince kanda artık böbrek yoluyla idrara geçme durumuna geliyor. Çünkü 180 mg'a kadar olan şekeri böbrekler tutabiliyor. Dolayısıyla belirtiler ortaya çıkmayabiliyor. Ne zaman ki 180 mg'ı geçerse böbreğe şekerle beraber su geçmeye başlıyor. Dolayısıyla fazla su kaybına bağlı çok su içme, sık idrara çıkma, susama hissi. Tabii bunlarla beraber kullanılamayan glukoza bağlı olarak kilo kaybı, bulanık görme, kadınlarda sık görülen vajinal enfeksiyonlar, sık idrar yolları enfeksiyonu, çocuklarda görülebilecek sık idrara çıkma ya da gece yatağı işte kaçırma ya da işeme gibi çocuk belirtileri olarak ifade edilen belirtiler görülüyor. Aynı zamanda nöropati dediğimiz bu şekerlerin sinirleri etkilemesine bağlı olarak ayaklarda yanma, uyuşma gibi belirtiler de karşımıza çıkabilir. Peki nedir hocam diyabetin nedenleri? Tabii diyabet biraz önce ifade ederken tanımında vücutta ya insülin yoktur ki tip 1 diyabette karşımıza çıkıyor. Olmayınca insülin, çünkü insülin glukozun hücrelere geçişini sağlayan bir hormon, pankreastan salgılanan bir hormon. Olmayınca kanda şeker yüksek kalıyor. Yediğimiz besinler ve karaciğerdeki üretilen glukozun vücuda geçiş hücrelere dağılmaması sonucu insülin yetersizliğiyle kendini gösteriyor. Ya da biraz önce yine ifade etmiştim, insülin direnci dediğimiz tablonun oluşumuyla karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Pankreastan çok yüksek miktarda insülin yapımı var. Fakat bu insülin hücre düzeyinde, reseptörler diye ifade ettiğimiz hücre düzeyinde glukozun geçişini sağlayamaması sonucu sürekli kanımızda o yüksek şeker dolaşıyor. Ve tabii dolaşınca da beyin hücrelerine, sinir hücrelerine, böbreklere, vücuttaki kalp damarlarına ve vücutta düşünebileceğiniz bütün organlara bir şekilde negatif etkiyle zarar verebiliyor. Yani vücutta ya insülin yok veya var olan insülin etki gösteremiyor. Dolayısıyla karşımıza şeker hastalığı olarak çıkıyor. Az önce de bahsettiniz tip 1 ve tip 2 diyabet hocam. Bunları biraz açabilir misiniz? Tabii sınıflandırırken biz diyabeti 4 gruba ayırıyoruz. Tip 1 diyabet sıklıkla çocuklarda gördüğümüz, yani 6 aylık çocuklardan başlayıp ta 80 yaşındaki yaşlarda da görülebilir ama sıklıkla 5-6 yaşında ve püberte dönemi dediğimiz ergenlik çağında 13-14 yaşlarında 2 tane çok yüksek pik yapıyor. Yani pik dediğim sıklıkla görülen yaşlar bunlar. Fakat herhangi bir yaşamın döneminde karşımıza çıkabiliyor. Burada otoimmünite söz konusu. Vücudun bazı viruslara ya da vücudun bazı kimyasallara karşı gösterdiği reaksiyon immün sistemimizin, bağışıklık sistemimizin. Bunun sonucunda pankreasta insülin üreten hücrelere karşı da aynı reaksiyonu gösterip onu yabancı algılayıp saldırması sonucu onları yok etmesi. Buna otoimmünite diyoruz. Bu tip 1 diyabette karşımıza çıkan tablo. Tip 2 diyabette daha çok obezite, %90 hastaların obez oldukları için, yani kilolu oldukları için insülin direnci dediğimiz problem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla etkinliğini gösteremiyor. Gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik tipi diyabette 24-26. Haftalarda gebelerde karşımıza çıkan diyabet çeşidi, yani gebelik diyabeti halk arasında bilinen. Bu geçici bir diyabet, yani kalıcı olmadığı için
5 yıl sonrasında tip 2 diyabete dönüşebiliyor. Fakat genel olarak kalıcı bir diyabet olarak karşımıza gelmiyor. Ama normal kadınlara göre bunun tekrar ortaya çıkması ve tip 2 diyabete dönüşme riski fazla. O yüzden de diyabet kadınlarda erkekler nazaran daha fazla görülüyor. Bunun da herhalde önemli bir nedeni gebelik döneminde almış oldukları yük. Daha sonra yaşam bir alanında bir döneminde ortaya çıkıyor. Diğer bir problemimiz özel spesifik tipler dediğimiz özellikle genetik hastalıklarda karşımıza çıkan diyabet ya da bazen pankreas hastalıklarına bağlı pankreatit geçirenlerde bazı hormonal hastalıklarda da karşımıza çıkabiliyor. Yani toparlarsak 4 grupta değerlendiriyoruz diyabeti. Tip 1, tip 2, gebelik diyabeti ve spesifik tipler diye karşımıza çıkıyor. Peki hocam diyabetin tanısını nasıl koyuyorsunuz? Biz diyabetin tanısını kan şeker ölçümüyle koyuyoruz. Bu açlıkta olabilir, toklukta olabilir veya günün herhangi bir saatinde karşımıza çıkabilecek bir hastaya baktığımızda buna da random diyoruz. Yani diyelim ki siz yemek yediniz, kan şekerinize baktınız, kaç olursa şekerim var diye hastaları daha çok değerlendirdikleri için illa aç mı olmak gerekiyor ya da illa yemekten 2 saat sonra mı olması gerekiyor? Hayır. Kandaki şekerin oranına göre karar veriyoruz tanıya. Açlık kan şekeri 126'nın üzerindeyse en az 2 ölçümde buna biz diyabet tanısı koyuyoruz. Eğer ki tokluk kan şekeri ya da yemekten 2 saat sonraki kan şekerimiz 200'ün üzerindeyse yine diyabet tanısı koyuyoruz. 100 ila 125 açlık döneminde 100 ila 125 buna biz prediyabet ya da bozulmuş açlık glukozu ya da halk arasında bilinen tabiriyle gizli şeker olarak ifade ettiğimiz tanıma uyuyor. Eğer ki yemekten 2 saat sonra baktığımız kan şekeri 140 ile 199 arasındaysa yine buna da bozulmuş glukoz toleransı ya da yine gizli şeker diye ifade edebileceğimiz bir tablo. 3 aylık şeker ortalaması olarak bilinen hemoglobin A1C'nin 6,5'un üzerinde olması da yine diyabet olarak ifade ediliyor. Özetlersem yine açlık kan şekeri 126'nın üzerindeyse, tokluk kan şekeri 200'ün üzerindeyse ve hemoglobin A1C diye ortalama 3 aylık ortalamayı gösteren kan değeri 6,5'un üzerindeyse biz bunların 3'ün durumunda da diyabet tanısı koyuyoruz. Peki hocam insülin direnci nedir ve bu insülin direnci bulunan kişiler potansiyel diyabet hastası olarak nitelendirilebilir mi? Tabii insülin biraz önce ifade ettim pankreastan salgılanan bir hormon. Ne işe yarıyor? Bizim kandaki şekerimizin dokularda, hücrelerde geçişini sağlayan ve onun yakıt olarak kullanımını sağlayan hormon aslında. Neye benzetiriz? Postacıya benzetiriz insülünü. Glukozu da mektuplara ya da postaya benzetiriz. Eğer postacı yoksa siz bu mektupları adreslerine gönderemiyorsunuz. Öyle düşünelim. Dolayısıyla insülin eğer etkisini gösteremezse ne olacak? Kandaki glukoz artmış olacak ve kanda yüksek bir şekerle karşılaşmış olacağız. Bu niye olur? Bu aslında moleküler bir ifade insülin direnci. Çünkü insülin var, hücre yüzeyine gidip kapıların açılmasını sağlaması gerekiyor. Bazı taşıyıcılar var. Glutlar dediğimiz glukoz taşıyıcıları. Onların kapılarını açacak ki glukoz içeri girsin. Anahtar delik misali. Bazen insülin gidip hücre yüzeyine o etkiyi gösteremiyor. Ya da anahtar ile delik uyumsuz oluyor. Özellikle kilolularda, bazı genetik hastalıklarda karşımıza çıkıyor. Böyle durumlarda İnsülin etkisini gösteremeyince istediği kadar kanda artsın etkisini gösteremeyeceği için normalde salgılanması gereken insülin 10 ünite ise diyelim 20-30 ünite salgılayabiliyor vücut ama glukozu düşüremiyor. Niye? Çünkü etkisini gösteremiyor. Bunun işte HOMA-IR diye ifade ettiğimiz bir formülü var. HOMA-IR halk arasında bilinen bir tabir artık. Homeostasis Model Assessment insülin resistansı İngilizceden geliyor. Burada glukozu biz insülinle çarpıyoruz ve 405 diye bir rakama bölünce formül olarak ifade ettim. 2,5'un üzerine çıkınca insülin direnci var diyoruz. Ne demek bu? Kanımızda insülinimiz var, şekerimiz yüksek ama insülin etki etmediği için kan şekeri yüksek seyrediyor. Diyetisyenler çok sorarlar arkadaşlarımıza. Benim insülin direncim var mı? Niye kilo alıyorum? Gibi sorular sıklıkla soruluyor. Dolayısıyla nasıl ifade edecekler? Gizli şeker döneminden bir önceki dönem olarak ifade ediyor. Çünkü tip 2 diyabetin %95 nedeni insülin direnci. Dolayısıyla soruya tekrar gelirsek insülin direnci demek tip 2 diyabet yani şeker hastalığına davetiye demektir diyebilirim. Peki hocam bu diyabet diğer organları nasıl etkiler? Şimdi kan şekerimiz yüksek olduğu zaman vücudumuzun belirli bir
kapasitesi mesela böbrekler için söyledim 180'in üzerine çıkınca artık tutamıyor gibi. Vücutta yükselen glukoz mikrovasküler ve makrovasküler dediğimiz damarlar üzerindeki hasarlar sonucu hedef organlarda hasara neden olur. İşte slide'da da görüyoruz. Dünyada kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyalizin en sık nedeni, %50 nedeni diyabet. Dolayısıyla bir hasta diyalize giriyorsa her iki hastadan biri diyabet nedeniyle giriyordur. Çok önemli bir konu aslında. Körlüğün en sık nedeni şu an dünyada yine diyabet. Onun dışında diyabet eşittir kalp hastalığı olarak ifade ediliyor. Bir hasta diyabetliyse daha önce kalp krizi geçirmiş bir hastayla aynı kefede değerlendiriliyor risk açısından. Bunlar küçük damarların, bu organları besleyen damarlardaki hasarlar sonucu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla end organlar dediğimiz göz, böbrek, sinir uçlarına bağlı, nöropatiye bağlı, işte diyabetik ayak mesela dediğimiz bir kavram var. Eğer ki non-travmatik dediğimiz herhangi bir kaza sonucu bir bireyin ayağı kesilmiş değilse, çok yüksek ihtimalle kesilmişse büyük ihtimalle diyabet ve neden olduğu yaralar nedeniyle kesilmiştir diyebiliriz ya da neden olduğu damar sertliği veya damar tıkanması nedeniyle. Çünkü diyabet, kanda şekerimiz yüksek olsun ne olacak diyemiyoruz. Çünkü bütün vücudumuzdaki organlara zarar verebilen ve potansiyel olarak da bunları hasarlandıran bir hastalık. O yüzden de akut dediğimiz, yani kısa dönemde değil de uzun dönemde zararları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla benim şekerim ne olacak ki 300-400 diye hastalar ifade ediyorlar. Fakat uzun vadede söylediğim gibi körlüğün, böbrek yetmezliğinin, kalp krizinin, nöropati dediğimiz birçok işlevsel bozukluğun, mesela ayaklarda yanma, ellerde uyuşma gibi çok ciddi sorunlara neden olabiliyor ve gece uykularını bile kaçırabilecek ciddi problemlere neden olabiliyor. Evet, halk arasında da aslında hani çok da önemsenmiyor. Yani önemsememe nedeni çok kısa süreli hasarların olması. Bir kişi kalp krizi geçirdiğinde artık o kalbinde çok ciddi hasar olduğunu görüp ona göre önlem alabiliyor. Ama hastalık, diyabet hastalığı süregen, kronik bir hastalık olduğu için ilk 5 yıl hiçbir şey göremeyebiliyoruz tip 1 diyabeti. Hasar göremeyebiliyoruz ama bunların hepsi hasarlar için zemin oluşturuyor. Ama tip 2 diyabette karşımıza geldiğinde vücutta, gözde ya da nöropati dediğimiz sinir uçlarında hasarla da gündeme gelebiliyor. Önemsememe nedeni uzun süreli bir hastalık. Aslında çok moral bozucu bir şey söyleyeceğim. Bir diyabet hastasının ömrü normal ömründen yaklaşık 7-8 yıl kısalmıştır yani. Dolayısıyla diyabet ölümcül bir hastalıktır diyebiliriz. Yani korkutmak amaçlı değil ama maalesef ki realite böyle. Tip 2 diyabetin görülme yaşında düştüğünü biliyoruz hocam. Bunun sebebi nedir? Tabii tip 2 diyabet 20'li yaşlardan sonra sıklığı artan ve 40-50 ve yaş ilerledikçe artış gösteren bir hastalık. Fakat obezitenin, yani kilo fazlalığının artmasıyla beraber özellikle küçük çocuklarda insülin direncinin onlarda da görülmesi nedeniyle artık daha sık görülmeye başladı. Yani küçük 10 yaşında, 8 yaşında insülin direnciyle ve tip 2 diyabetle gelen hastalar var artık. Bunun tamamen nedeni sağlıksız beslenme. Belki Mina Hanım bu konuda daha iyi şeyler söyleyecektir. Egzersizlerin az yapılması, fast food tarzı alışkanlıkların olması nedeniyle kısaca çocuklardaki obezite sıklığının sık görülmesi, sedanter yaşam, yani hareketsiz yaşam, artık herkeste sosyal medya kullanmak amacıyla iPad'lerin ve iPhone'ların sıklıkla kullanıldığı bir yaşam tarzı nedeniyle insülin yeterince etki etmemesi sonucu oluşan insülin direnci. Dolayısıyla bir sonraki aşaması da tip 2 diyabet olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani ki koronavirüs döneminde zaten insanlar evden çalışmaya başladı, derslere online katılmaya başladılar. Evde ekmekler yapıldı, hamurlar yapıldı, hep oturuldu yani. Bir de hocam, diyabet tedavisinde yeni gelişmeler ve yaklaşımlar var mı? Onu sormak istiyorum. Tabii diyabetin tedavisi yıllardır var. Tabii diyabet çok eski bir hastalık. Milattan önce ifade edilen bir hastalık ve ölümcül bir hastalık. Ve teknolojiyle beraber her geçen gün yeni bir nedeni ortaya çıkıyor. Yani diyabetin nedeni insülin direnci ama neden ortaya çıkıyor? Peki bu niye oluyor diye baktığınızda yağ dokusu, kas dokusu, karaciğer, pankreas yeterince insülin salgılayamaz. Başta çok salgılıyor ama daha sonra yetersiz kalıyor gibi patofizyoloji dediğimiz birçok neden ortaya çıkınca bu nedenlerin ortaya konmasıyla beraber bunlara yönelik de tedaviler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla diyabetin tedavisine ya da güncel baktığımızda her geçen gün yeni bir mekanizma üzerine bir ilaç tedavisi çıkıyor.
Tabii oral antidiyabetikler dediğimiz hap tedavileri hastalar açısından daha rağbet görüyor. Çünkü kimse insülin kullanmak istemiyor haklı olarak. Fakat insülin de çok korkulması gereken bir tedavi değil. Çünkü bugün bizim burada bulunmamızın nedeni 14 Kasım gününün insülini ilk keşfeden Frederick Banting diye bir bilim adamının doğum günü olması nedeniyle. Çünkü insülini keşfetmeyle beraber hem Nobel Tıp Ödülü aldı hem de dünyada tip 1 diyabetin ölümcül olma nedenini ortadan kaldırdı ve hayat kurtardı. Dolayısıyla her geçen gün yeni tedavi modaliteleri karşımıza çıkabiliyor. Mesela son yıllarda ortaya çıkan özellikle kalp hastalıklarında da ciddi faydaları olan ve kronik böbrek hastalığında da kullanılması gündemde olan SGLT dediğimiz böbrek yoluyla şekeri ve suyu fazla atılmasını sağlayan bir ilaç grubu hayat kurtarıcı bir rol üstlenmeye başladı. Onun dışında GLP-1 analoğu dediğimiz glukagon-like peptit olarak ifade edilen bazı iğneler var. Halk arasında iğne olarak hani her şey insülin olarak ifade ediliyor ama insülin olmayan, iştahı kesip kilo verdiren ama aynı zamanda şekeri düşüren bir ilaç grubu var. Yeni insülinler artık piyasada var. Uzun etkili insülinler, çok kısa etkili insülinler, akıllı insülin tedavileri şu an programlanıyor, gündemde. Çünkü çok fazla yaptığınız zaman kan şekerinin çok düşmesiyle ölümcül nedenler olabilirken bazen de etkisini yeterince gösteremeyen, o insüline karşı tolerans gelişen ilaç grupları var. Ve bunlar üzerinde akılcı insülin tedavileri, şekeri çok düşürmeyen ama yükseldiğinde etkisini daha iyi yapan biyogenetik, moleküler genetiğin mühendislerinin çalıştığı alanlar var. Ama yine de hala istediğimiz seviyeye gelemedik diyabette, onu da söyleyebilirim. Çünkü yaşam tarzı, diyet ya da beslenme, doğru tıbbi beslenme tedavisi diyoruz aslında, diyetle demiyoruz artık. Ve egzersizin doğru yapılması hala en önemli etkenlerden biri diyebilirim. Akıllı insülin dediniz hocam, bunu biraz açabilir miyiz? Hangi hastalara uygulanabiliyor akıllı insülin? Şimdi şöyle, akıllı insülin deyince sanki böyle robotik bir insülinmiş, evet. Şimdi hastalar yanlış anlamasınlar. İnsülin çok fazla verildiğinde kan şekerini çok hızlı düşürebiliyor. Dolayısıyla eğer öğününüzü atlarsanız, dolayısıyla gece yarısı uykudayken kan şekerinizin düşmesi sonucu çok ölümcül problemlere neden olabiliyor. O yüzden kan şekeri belirli bir seviyeye geldikten sonra, yani insülin yaptıktan sonra kan şekeri 80 ve altına düşünce artık etkisini ortadan kaldıralım diye insülinler programlanıyor, daha doğrusu dizayn ediliyor. Bunlar daha çok insülin pompaları üzerinde ifade edilirse daha doğru olur. Akıllı pompalar var artık. Akıllı insülinlerin akıllı pompalar diye ifade edebiliriz. Kan şekeri belirli bir seviyeye geldikten sonra pompa artık işlevini görmemiş oluyor. Diyorsunuz ki kan şekerim 80'e düştükten sonra insülin salınımını durdurun diyorsunuz pompaya. 200'ün üzerinde ise bir alarm seviyesiyle beraber size uyarı veriyor. Ek insülin yapıyorsunuz. Vücudumuza yaptığımız insülinin kan şekeri düşükken etki etmesin ama yüksekken daha fazla etki etsin diye, zaten bizim normal şeker hastalarında olmayanlarda vücut bunu belirli hormonlarla sağlıyor. Glukagonla ya da kendi insülinimizde sensörler var vücudumuzda, çünkü onlarla algılayabiliyor. Fakat hani şu an gündemimizde böyle çok akıllı bir insülin yaptım, şekerim çok düşmesin, çok etsin diye gündemde, ama daha çok pompalar üzerinde etkisini göstererekten ifade edebiliriz. Peki hocam, cerrahi yöntemlerle diyabetten kurtulmak mümkün mü? Cerrahi yöntemler, tabii metabolik cerrahi ve obezite cerrahi kavramları var şu an. Tip 2 diyabet eğer obezse, yani kiloluysa, siz eğer ki obezite cerrahisi yaparsanız, sleeve gastrectomy, yanında da metabolik cerrahi, bazı bağırsak anslarının yerleri değiştirilerek yapılıyor. Siz pankreasa gelen yükü azaltabiliyorsunuz. Bir tür bağırsaklara yeterince besinin geçişini engelliyorsunuz ve dışkı yoluyla atıyorsunuz ve dolayısıyla kan şekeriniz düşüyor zaten. Çünkü kilo veriyorsunuz, insülin direncinizi de düzeltiyorsunuz. Şöyle düşünmemek lazım, diyabet cerrahisi ya da metabolik cerrahi yaptıktan sonra tamamen diyabet düzeliyor, bundan sonra bir daha ilaç kullanmayacak şeklindeki inanışlar insanları yanlış ifadelerden dolayı direkt cerrahiye yönlendirebiliyor. Sonra hastalar gelip ben ameliyat oldum ama şekerim hala devam ediyor. Çünkü diyabet ortaya çıkmadan yaklaşık 10 yıl öncesinde bir zemine sahip. Bu insülin direnci yapılırken pankreas
yetersizliği oldu mu, olmadı mı, ne kadar pankreas vücut üretiyor, bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla metabolik cerrahi diyabete kesin bir çözüm demek doğru değil. Fakat hem obezite cerrahisi hem de metabolik cerrahi için hastalarda, özellikle kilolu, aşırı morbid obez olanlarda bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Eğer ki medikal tedaviyle biz bunları düzeltemiyorsak, hasta kilolarını veremiyorsak, kan şekeri çok yüksek seyrediyorsa bunlardan fayda görebilir diyebiliriz. Bir seçenek olarak karşımızda olması herhalde daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Peki hocam, diyabet çocuk sahibi olmayı etkiler mi? Şöyle, normalde diyabet bir infertilite nedeni değildir. Fakat diyabete bağlı, özellikle erkek hastalarda çok ciddi cinsel işlev bozukluğu, erektil disfonksiyon, iktidarsızlık diye ifade ettiğimiz problemlere neden olabilir. Sperm kalitesi üzerine çok ciddi yan etkileri ifade edilmemiş. Çünkü hani etkilese bile bir tane spermle çocuk sahibi olabileceklerinden dolayı şu an için çocuk sahibi olmayı engelleyecek bir hastalık değil. Fakat cinsel işlev bozukluğu açısından çok önemli bir hastalık olarak ifade edebiliriz. Hem kadında hem erkekte. Peki hocam, diyabette erken tanının önemi nedir? Diyabette erken tanı hayat kalitesini sürdürmek açısından çok önemli. Ama en önemlisi, biraz önce ifade ettiğim, organ hasarlarının oluşmadan önlemek açısından. Çünkü metabolik hafıza diye bir kavram var. Sizin kan şekerleriniz 400-500'leri gördüğünde, siz onu 100 ya da normal sınırlara çektiğinizde eskiden görmüş olduğu 400-500 miligram üzerindeki değerler o organlarda kalıcı bir hasar bırakabiliyor. Bir kez bile olsa, yani bu metabolik hafıza olarak ifade ediliyor, o etkisini gösterebiliyor. Dolayısıyla erken tanı, henüz kan şekeri tamamen çok yükselmeden, daha prediyabet dediğimiz gizli şeker döneminde ya da insülin direnci döneminde biz müdahale edersek organ hasarını engellemiş oluruz. Ne demek bu? Körlüğü engellemiş oluruz. Ne demek bu? Bacakların kesilmesini engellemiş oluruz. Kalp hastalığını engellemiş oluruz. Kalp krizini engellemiş oluruz. Böbrek hasarını engelleyip hastanın diyalize girişini engellemiş oluruz. Hipertansiyonu kontrol altına almış oluruz. Serebrovasküler olay dediğimiz inme ya da felç olarak ifade edilen hastalığı önlemiş oluruz. Dolayısıyla erken tanı ve erken tedavi karşımıza çıkabilecek komplikasyonları önlemesi açısından çok çok önem taşıyor. Peki hocam, kendisinde ve yakınlarında diyabet rahatsızlığı bulunan kişiler için öneriniz var mıdır? Diyabetik hastalar, tabii diyabet bir hastalık. Uzun süre gelen bir hastalık, kronik bir hastalık. Tamamen iyileşmeyen ama kontrol altında tutulan bir hastalık. Eğer ki biz doğru tedaviyle ve doğru bir yaşam tarzıyla, nedir bu, diyet, tıbbi beslenme tedavisiyle, egzersizle ve ilaç tedavisiyle normal sınırlarda tutarsak normal bir kişiden çok farkımız kalmıyor. Yaşam süresi açısından, organ hasar açısından. Fakat eğer kan şekerimiz yüksek seyrediyorsa ve organ hasarlarımız başlamışsa bunun geri dönülebilir ya da telafi edilebilir tarafları da kalmıyor maalesef. Dolayısıyla kan şekerlerimizin normal bireylerdeki gibi belirli seviyelerde olması, onun dışında eğer diyabetiksek göz kontrollerimizin, böbrek kontrollerimizin, kalp kontrollerimizin belirli periyotlarda yapılması gerektiği, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersizlerimizin kesinlikle yapılması, ebeveynlerin, yakınlarının ilaç tedavilerini düzenli yapıp takip etmeleri gibi çok önemli işlevleri olduğunu hatırlatmak isteriz. Peki hocam. Biraz da diyabet hastalarının nasıl beslenmesi gerektiği üzerine konuşalım Mine hocam. Diyabet hastalarının beslenmesine tıbbi beslenme bizim için önemli. Diyabetin çeşidi burada bizim için çok önemli. Tip 1 diyabet mi, tip 2 diyabet mi? Hocamın da söylediği gestasyonel diyabet mi? Burada uygulanan medikal tedavi, fiziksel aktivite düzeyi bizim için beslenme planı oluşturmasındaki dikkat ettiğimiz unsurlardandır. Burada aslında yeni yapılan çalışmalar sonucunda şöyle diyorlar artık bize. Karbonhidrattan olabildikçe fakir, posa içeriği zengin, yeteri kadar vitamin ve mineralden zengin bir beslenme planı oluşturulmasını istiyorlar. Burada bireylerin şöyle bir gözden kaçırmış olduğu durum oluşuyor. Genellikle acıkmayı çok bekliyorlar ya da kullandıkları ilaçlarla bunları tolere edebileceğini düşünüyorlar. Ama aslında bu değil. Çok acıkmalarını biz beklemiyoruz. Normal düzenleri nasılsa saatlerinde düzenli ve disiplinli bir şekilde beslenmelerine dikkat etmelerini isteriz. Kaç öğün? Kaç öğün beslenmeli? Yine bu bireyin aslında kan şekerinin nasıl tolere ettiğine de birazcık bağlı. Tip 1 insülin mi kullanıyor?
yoksa ilaç mı kullanıyor? Bu bizim için bir düzenimiz oluşturmak istiyoruz. Ama 3 öğün, 3 ana öğün, 1 ya da 2 ara öğünle birlikte destekleyebiliriz. Ara öğün en çok burada bizim kafamıza takılıyor. Ara öğün yapmalı mıyız? Günün hangi saatlerinde yapmalıyız ve neler tüketmeliyiz aslında? En büyük soru işaretleri. Biz daha çok böyle öğleden sonra, ikindin, böyle akşam yemeği saatine yakın saatlerde kan şekeri düşüklüğüyle birlikte bireylerdeki hipoglisemi gibi atakların önüne geçmek istiyoruz. Burada daha çok besin içeriği zengin. Hem onların kan şekerini dengelemesini istiyoruz hem de birazcık tokluk düzeylerini sağlamaktan yanayız. Burada en güzel alternatifler arasında meyve olabilir. Çünkü o tatlı krizlerine bir nevi önüne geçmek istiyoruz. Ama biz burada meyveyi tek başına tüketmelerini istemiyoruz. Yanlarına mutlaka bir kuru yemiş ekleyerek kan şekerini dengelemekten yanayız. Ya da eğer birey orada bir meyve değil de daha tuzlu bir şey isterse, karbonhidrat ağırlıklı da beslenmek isteyebiliyorlar. O zaman da küçük bir galeta ile birlikte peynir ya da bir ayran ile bir tüketebilirler. Pilav makarna tüketebilirler mi peki? Pilav makarna bence orada yine buradaki şey çok önemli. Kan şekeri regülasyonları, tolere edebilme düzeyleri çok önemli. Yasak değil, aslında porsiyonlamayı biz burada istiyoruz. Sürekli tüketilemeyebilir ama beslenmelerinde eğer hekimlerinin onayıyla birlikte eğer kontrolle giderlerse tüketebilirler. Peki hocam, hangi yiyecek ve içeceklerden kesinlikle uzak durmaları gerekiyor? Daha çok böyle az önce Deniz Bey'in de söylediği gibi fast food tarzı işlenmiş ürünlerden, hazır gıdalardan uzak durmakta fayda var. Çünkü bu gıdalarda bazen diyabetik ya da light ürünler diye geçse de buradaki en büyük problem oradaki aslında un ve yağ oranı da çok yüksek olduğu için hem kan şekerini tolere edemiyorlar hem de kan yağlarını yükseltmiş oluruz biz burada. İşlenmemiş ürünleri kullanmalarını istiyoruz biz zaten daha çok. Yani hazır ürün değil, pratik ürünler değil, daha çok böyle besleyici değeri yüksek işlenmemiş gıdalar. Peki yağlar hocam, hangi yağları kullanmalılar, hangi yağları kullanmamalılar? Yağlar en çok korktuğumuz ürünlerdir bizim için ama aslında bizi de uzun süre tok tutan gıdalardır. Burada kuru yemişler en büyük destekçimizdir bizim. Badem, fındık, ceviz gibi kavrulmamış olan gıdalar. Zeytinyağı alabiliriz, bir de avokado da ekleyebiliriz. Peki diyabet rahatsızlığı olan kişiler günde ne kadar su tüketmeli? Bunun bir ölçüsü var mı? Bunun ölçüsünü daha çok kilo oran başı 30-35 mililitre olarak biz hesaplanmasını istiyoruz ama ya da idrarlarıyla birlikte kontrol edebilirler. Ama burada önemli olan suyu düzenli tüketmek çok önemli. Gün içerisinde yayarak tüketmeliyiz. Yani oturup bunu akşam bir anda içtiğimiz zaman çok büyük etkisi yoktur bizim için. Önemli olan gün içerisinde yavaş yavaş yudum yudum tüketirsek bunu vücudumuz çok daha iyi tolere edecektir. Peki hocam, son olarak lif kaynaklı besinler hangileridir, bunu sormak istiyorum. Sebze grubu ve meyve grubudur bizler için. Biz diyabet hastalarında her öğünde mutlaka mevsimin uygun, mutlaka yeşillik ve sebze grubunu eklemelerinde fayda var. Çünkü kan şekerini dengelemekte en önemli besin grubudur. Ne kadar çok lif, o kadar çok kan şekerini düzene sokmuş oluruz. Peki hocam. Deniz hocam, eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Şimdi hastalar var genelde hocam. Tabii her şeyi yiyebilir miyiz? Tatlı yiyebilir evet, miyiz? Evet. Soru, yani en evet. Bize tabii Mine Hanım'a gittiklerinde bu soruları belki çok soramıyorlar. Korkar evet. Olabilir. Diyet ve tıbbi beslenme yasaklarıyla. Ben şunu yiyebilir miyim? Tatlı yiyebilir miyim diyor. Tabii diyabetik tatlılar, diyabetik sütlü tatlılar vesaire. Belki yapay tatlandırıcılarla evet. Belki o konuda. Çünkü ben artık hayatım boyunca reçel yemeyecek miyim? Çayıma şeker atmayacak mıyım gibi. En büyük kaygıları buymuş gibi ifade ediyorlar. O yüzden yanlışsam Mine Hanım düzeltebilir. Hayır. Aslında her şeyi yiyebilirler benim bildiğim kadarıyla ifade edeyim. Fakat bunların hani basit karbonhidrat, basit glukoz yerine belki tatlandırıcılarla bunları hı-hı. desteklerlerse hem tadını çok bozmadan istedikleri lezzette de belki tadabilirler. En önemli şeylerden biri meyve ve kuru yemişlerle de ilgili bunların da herhalde belirli bir porsiyonları var, olmaları gerekiyor. Çünkü yüksek kalorili neticede evet. Onlar. Yasak değil, porsiyon kontrolü aslında bizim buradaki söylemek önemli istediğimiz. Olan kontrol. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam geldiğiniz evet. için. Biz ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, Sağlık Rehberi programının bu hafta da sonuna geldik. Bu hafta diyabet ve yaşam konusu üzerine konuştuk. Haftaya tekrardan görüşene dek sağlıkla kalın.